Laikliğin tarifi, lügattaki tarifi şudur. Devletin dini çeşitli kurumlarla kontrol edebildiği seküler sisteme laiklik denir. Yok, dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması laikliktir falan, boş tanımlardır. Şu Evet. an dünya üzerindeki laik devlet sayısı 20 bile değil. Yani Avrupa'daki laik devletler hangileri? Arnavutluk, Fransa, Portekiz, Türkiye, Tunus, Yeni Zelanda, Kuzey Kore, Hindistan falan, böyle sayıyorsunuz. Bunlar laik devletler. Bunun haricindeki devletlerin laik olduğu falan yok yani. Yani dünyanın ideal sistemi değildir. Bununla birlikte laikliğin, yani bir dindar olarak mutlak kötü bir şey olarak yorumlanmasına da karşıyımdır. Şöyle karşıyımdır. Türkiye'nin laik olduğunun en önemli alameti nedir? Bunların kafası hiç çalışmaz. Bu Halk Partisi kafası hiç çalışmaz. Bizdeki seküler kafa çalışmaz. Hem laiklik talep edip hem Diyanet İşleri kapatılsın diyorsanız siz bu işten hiç anlamıyorsunuz. Cahilsinizdir yani. Çünkü Türkiye'de laikliği sağlayan kurum Diyanet İşleri'dir. Devlet Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle dini kontrol eder. Fransa'da hangi kurumla? Anayasayı Koruma Kurulu'yla kontrol eder falan. Ama neticede Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de laiklik dediğiniz o yapının birinci kurumudur. Olmazsa olmazlarından birisi değildir. Birinci kurumudur. Şimdi dönüyorum bakıyorum, laiklik, Türkiye'deki laiklik bu anlamıyla mutlak zararlı mıdır? Vallahi laikliğin isterseniz bir de kıymetini bilelim. Sağımız, solumuz, önümüz, arkamız Mehdi Müceddit seçilmiş Salih Zat dolu ya. Şimdi ben Avusturya'da yaşadım 15 sene. Arkadaşıma iftara gidiyorum, benden 15 dakika sonra iftar ediyor. Kimine gidiyorum? 7 dakika evvel iftar edecek. Yani ne deli misiniz? Ben Süleymancıların takvimine göre açıyorum diyor. Yani bu arada yılın 25, 27, 28 günü de yatsı namazı kılmıyor. Hava kararmıyor yeterince çünkü. Kuzeyde yer aldığı için orası. Evet. Hamburg'da falan 1,5 ay. Falan arkadaşa gidiyorum. Ben diyor camiyle zehrin açıkladığı şeye göre. Ya arkadaşlar deli misiniz nesiniz? Geliniz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi var. Buna göre şey yok diyor, ben bunu esas alıyorum diyor. Vallahi ben dönüyorum bakıyorum. Bu herkesin, sen ağa ben ağa, koyunları kimse ağa kafasındaki. Herkesin seçilmiş Gavs, Mehdi, Müceddit, Mesih, Salih Zat, Çağat, Çurt olduğu şu ortamda Diyanet İşleri Başkanlığı iyi ki var ve iyi ki bu. Yani laisizm bize bunu bir şey olarak, sırtımıza bir külçe olarak bırakılmış ki da en azından Müslümanlar arasında bir tevhid var. Aynı saatte Cuma namazı kılıyoruz diyorum. Yani bu çok acı bir şeydir. Bakın Sabri Bey, acı olan şu laiklik Müslümanlar arasındaki tevhidi sağlayan bir şey haline geliyorsa bir memlekette, o memleketin Müslümanı dönecek, kendini sigaya çekecek.